Kasım 1923'te artık 43 yıl bitmiş olacak abimin kaybedilmesi. Hayreti Neren İstanbul'da Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde kaybedildi. Bize hep yok deniliyordu. Oysa Hayreti Neren'in gözaltına alındığını biliyorduk. İlk önce Edirne Karagümrük Karakoluna götürülmüşlerdi. Orada gözaltı defterinde kaydı vardı Hayreti Neren'in. Annem, babam Karagümrük Karakolu'na sorduklarında Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiklerini söylediler. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne gidildiğinde de burada öyle kimse yok, biz almadık diye cevap verdiler. Sonra tekrar Karagümrük Karakolu'na döndüklerinde gözaltı defterinde o sayfa yoktu. Ve onlar da inkar ettiler alındığını. Yani 3-5 saat önce biz aldık ve gönderdik diyenler 3-5 saat sonra bunu inkar etmeye başladılar. Ölen herkesin bu ülkede bir mezarı var, yani ona ait bir yer var. Gidip dertleşebileceğin, konuşabileceğin ya da onu anabileceğin bir yer var. Ama bizim kayıplarımızın böyle bir mekanı yok. Dolayısıyla biz Galatasaray Meydanı'nı mezarlığımız olarak seçtik. Amaçlarımızdan bir tanesi de sevdiklerimizi unutmamak ve unutturmamak. O yüzden orası bizim için hafıza mekanı. Devlet de unutturmak adına o mekanı bize yasaklamaya çalışıyor. Annemi kaybettim, ben omuzlarıma aldım o görevi. Benden sonra benim çocuğum alacak. Yani orası birilerinin keyfi uygulamasıyla asla vazgeçmediğimiz bir meydan. Kayıplarımızı ne unuturuz, ne unuturuz, ne de bu mücadeleden vazgeçeriz. Bu ülkede göz altında kaybetmenin önüne geçtiler cumartesi anneleri. Büyük bir şey başardılar. Dolayısıyla bu ülkedeki İnsanların onlara borcu var.